araştırmalarda bir değişken üzerinde meydana gelen değişimin başka bir değişken tarafından açıklanıp açıklanamayacağı merak edilir. Örneğin yaşın boy uzunluğunu, toprak kalitesinin verimi, gelirin harcama miktarını, çalışma süresinin kıdem tazminatını açıklayıp açıklayamayacağı araştırılabilir. İki değişken arasındaki ilişki genellikle neden sonuç ilişkisi biçiminde ortaya çıkar bu değişkenlerden. Neden durumundaki değişken, bağımsız değişken, sonuç durumundaki değişken ise bağımlı değişken olarak isimlendirilir. Örnekte geçen çalışma süresi ve kıdem tazminatı değişken ikilisinde bir bireyin kıdem tazminatı çalışma süresine bağlı olacağı için bağımlı değişkendir. Kıdem tazminatı değerini etkilediği için çalışma süresi de bağımsız değişkendir. Yani kıdem tazminatı sonuç, çalışma süresi ise neden durumundadır. Genellikle bağımlı değişken y ile bağımsız değişken ise x ile ifade edilir. 2 veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin hangi matematiksel modelle ifade edileceği araştırmasına regresyon analizi denir. Bu program bağımsız değişken, bağımlı değişken, serpilme diyagramı ve en küçük kareler tekniği anahtar kavramlarıyla ele alınacak. Bu programı izledikten sonra serpilme diyagramı nedir? En küçük kareler tekniği nedir? Regresyon analizi nasıl gerçekleştirilir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Regresyon analizinde iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin hangi matematiksel modelle ifade edileceği araştırılır. Böyle bir araştırmada ilk olarak bağımlı ve bağımsız değişkenler belirlenir. Sonra da değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmek amacıyla serpilme diyagramı çizilir. Serpilme diyagramı X ve Y gözlem ikililerinin grafik üzerinde birer nokta halinde işaretlendiği şekildir. Noktaların oluşturduğu şekle bakarak ilişkinin yapısı hakkında fikir sahibi olunabilir. Örneğin şekil A ve B incelendiğinde iki değişken arasındaki doğrusal olmayan ilişki D incelendiğinde doğrusal ilişki görülmektedir. Şekil C incelendiğinde ise iki değişken arasında ilişki olmadığı söylenebilir. Regresyon analizinde bağımsız değişken sayısı 1 olduğunda basit regresyon analizi söz konusu olur. Bu analizle iki değişken arasındaki ilişkinin yapısı matematiksel olarak ifade edilmiş olur. Gelin bu kapsamda basit doğrusal regresyon analizine göz atalım. Bağımlı değişken y, bağımsız değişken x olmak üzere basit doğrusal regresyon modeli yi eşittir alfa artı beta x i artı epsilon i'dir. i de birden n'ye kadar olan sayıları ifade eder. Ayrıca modelde yi, y bağımlı değişkeninin i inci gözlemlenen değerini, x i, x bağımsız değişkeninin i inci gözlemlenen değerini, epsilon i hata terimini, Alfa bilinmeyen sabit parametreyi, beta da bilinmeyen regresyon parametresini temsil eder. Örneklem verilerine dayanarak elde edilen basit doğrusal regresyon modeli, yi eşittir a artı b çarpı xi artı ei olur. Modelde a ve b, ana kütle regresyon katsayıları olan alfa ve beta'nın tahminleridir. Örneklem verilerinden hareketle a ve b'yi elde edebilmek için en küçük kareler yönteminden yararlanılabilir. Bu yöntemde gözlem değeri ile kuramsal değerler arasındaki farkın karelerinin toplamını minimum yapan a ve b değerleri bulunur. a ve b değerlerine normal denklemlerle ulaşılır. a ve b katsayıları hesaplandığında, y'nin x'e göre tahmin edilen doğrusal regresyon denklemi y şapka eşittir, a artı b x şeklinde ifade edilir denklemde A regresyon sabitidir ve bağımsız değişkenin sıfıra eşit olduğu durumda bağımlı değişkenin tahmini değerini verir. Modelin eğimi olan B ise regresyon katsayısıdır ve bağımsız değişkendeki bir birimlik değişimin bağımlı değişkendeki etkisini ifade eder. Örneğin, 6 ailenin gelirleri ve ödedikleri kiralara ilişkin verilerden derlenen tablo bu şekilde olsun. Gelin derlenen verilere göre basit doğrusal regresyon denkleminin tahminini en küçük kareler tekniğiyle bulalım. Gelir ve kiraya ilişkin serpilme diyagramı aslında gelir ve kira arasındaki ilişkinin yapısı hakkında bilgi sağlar. Şekil incelendiğinde değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu sonucuna varılır. Şimdi basit doğrusal regresyon denklemini y şapka eşittir a artı b x'i oluşturabilmek için A ve B katsayılarını normal denklemler yardımıyla hesaplayalım. Bu iki denklemde yer alan A ve B katsayıları gerekli işlemler yerine getirildiğinde A 24.86, B de 0.21 olarak hesaplanır. Buna göre tahmin edilen regresyon doğrusu denklemi y şapka eşittir 24.86 artı 0.21 x şeklinde elde edilir yani regresyon katsayısı 0,21'dir. Öyleyse gelirde bir birim değişim olduğunda kirada 0,21 birimlik değişme gerçekleşecektir. Regresyon denklemi yardımıyla herhangi bir x değeri için y'nin alacağı değer tahmin edilebilir. Örneğin gelir 2000 lira olduğunda tahmini kira 444 lira 86 kuruş olarak hesaplanır. Bu denklem yardımıyla 700 lira kira ödeyebilmek için ne kadar gelire sahip olunması gerektiği de hesaplanabilir. Yani 700 lira kira ödeyebilmek için 3215 lira gelire sahip olunması gerekir. Ayrıca regresyon denklemine dayanarak yapılacak tahminlerin içereceği ortalama hata miktarı da hesaplanabilir. Mesela örneğimiz için bu büyüklük veriler formüle yerleştirildiğinde 30,16 olarak bulunur. Regresyon çözümlemesinde ana kütle parametreleri alfa ve beta'ya ilişkin aralık tahminleri yapılmak istendiğinde örneklem verilerinden elde edilen A ve B değerleri kullanılır. Alfa için güven aralığı güven seviyesine bağlı olarak alfa için bir alt ve üst limit değeri elde edilmesidir. Bu işlemde SA, A'nın standart hatasıdır ve SA formülüyle hesaplanır. TA ise alfa anlamlılık düzeyi, n eksi 2 serbestlik derecesinde t tablosunda bulunan değerdir. Beta için güven aralığı ise güven seviyesine bağlı olarak beta için bir alt ve üst limit değeri elde edilmesidir. Gelin şimdi de örneğimizde yer alan beta regresyon katsayısının %95 güven düzeyinde aralık tahminini gerçekleştirelim. Bu durumda serbestlik derecesi 4, alfa güven düzeyi 0,05, Tablodan okunan değerse ise 2,776 olarak hesaplanır. Ve regresyon kat sayısı beta'nın %95 olasılıkla alabileceği değerler 0,15 ile 0,27 arasında olur. Basit doğrusal regresyon modelindeki regresyon kat anlamlılığı da test edilmek istenebilir. Bu test aynı zamanda regresyon doğrusunun anlamlılığını da test eder. Şöyle ki, H0 beta eşittir 0 ve H1 beta eşit değil 0 hipotezleri T hesap eşittir B bölü SB istatistiğinden yararlanılarak test edilir. Alfa anlamlılık düzeyinde N-2 serbestlik derecesinde T tablosunda bulunan değer hesaplanan T test istatistiğinden büyükse H0 yani beta eşittir 0 hipotezi kabul edilir. Dolayısıyla regresyon doğrusu anlamlı değildir. Yani y'deki değişimler x'deki değişimlerden kaynaklanmaz. Ve t istatistiğinin değeri t tablo değerinden büyükse h0 hipotezi reddedilir. Dolayısıyla regresyon doğrusu anlamlıdır. Yani elde edilen doğrusal regresyon modeli amaca uygun olarak kullanılabilir. Regresyon analizi, Değişkenler arasındaki ilişkinin doğasını belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler yapabilmek amacıyla kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Regresyon analizinde bağımlı değişken üzerinde oluşan değişimlerin açıklanmasına çalışılır. Bu analizin yalnızca bir açıklayıcı değişkenle yapılması düşünülemez. Regresyon analizi birden fazla bağımsız değişken üzerinde de yapılabilir x y değişkenleri arasındaki doğrusal ilişkinin ifadesinde kullanılan eşitliğe doğrusal regresyon modeli denir. Doğrusal regresyon denkleminin tahmini için genellikle en küçük kareler tekniği kullanılır. Bu programda serpilme diyagramı nedir? En küçük kareler tekniği nedir? Regresyon analizi nasıl gerçekleştirilir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi İstatistik 2 ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.